Herkese merhaba, ben İmge. Bugün çok uzun zamandır benim aklımı kurcalayan ama bir türlü kafamda oturtamadığım, keşfettikten sonra ise beni hakikaten çok keyiflendiren bir felsefeden bahsediyor olacağız. Feng Shui'yi. Eğer dekorasyonla yakından ilgiliyseniz eminim bu felsefeyi duymuşsunuzdur. Fakat Feng Shui'nin sadece ev dekorasyonunu yapmak adına size bir takım kurallar koyan bir felsefe olduğunu lütfen düşünmeyin. Aksine sadece evinizde ya da yaşam alanınızda değil, tüm hayatınızdaki o olumsuz enerjilerin sebeplerini açıklayan ve bu olumsuz enerjilerden nasıl kurtulabileceğinize dair yol gösteren bir felsefe olarak düşünebilirsiniz. Yani kısaca açıklayacak olursak, enerjisi bozuk mekanları iyileştiren bir felsefe olarak aslında tanımlayabiliriz. Feng Shui kökleri Çin'e dayanan 500 yıllık bir yaşam felsefesi. Feng Shui aslında burada böyle hızlıca konuşabileceğimiz, hemen böyle hayatımızı organize edebileceğimiz, yeni bir sayfa açabileceğimiz bir felsefe değil. Hani eminim size de olmuştur. Ben mesela bunu daha önceki evimde yaşadım. Bazı durumlar vardır. Bu ev bana hiç iyi gelmedi deriz. Ya da bu ev bana çok şans getirdi deriz. İşte aslında bu o evin kötü gelmesi aslında o evin enerjisiyle alakalı. Ve bu enerjiyi tanımlayan şey de Feng Shui. Feng Shui felsefesini oluşturan 5 tane temel element var. Bunlar ağaç, toprak, su, metal ve ateş. Her birinin çok özel anlamları ve yaşantınıza çok büyük etkenleri var. Sizin elementinizin hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsanız da bunu doğum yılınıza ve burcunuza bakarak da aslında öğrenebilirsiniz. Aslında her şey buradan sonra başlıyor. Bu elementleri öğrendikten sonra başlıyor. Örneğin şu an yeni bir eve çıkma fikriniz varsa evinizin yön pusulasını bulmanın sizin bu konuda atacağınız ilk adımlardan bir tanesi olacaktır. Mesela ben bu eve taşınmadan evvel Feng Shui konusunda çok hakim olmadığım için bir takım şeylere dikkat etmedim. Fakat bunu öğrendikten sonra ev içerisinde Feng Shui'ye göre değerlendirebileceğim, değiştirebileceğim neler var onlara baktım. Ve o yüzden burada da yani dediğim gibi hepsinden bahsetmem burada mümkün değil ama ben hayatımda neleri değiştirebildim, yaşam alanımda nasıl değişiklikler yapabildim onlardan bahsederek gidiyor olacağım. Mutfakta bir takım değişiklikler yaptım. Mutfak Feng Shui felsefesinin aslında en temel, en kıymetli noktalarından bir tanesi. Çünkü mutfak bir refah alanı olarak görülüyor. Refah alanı olarak görüldüğü için de Feng Shui kurallarına göre mutfağınızı dekore etmeniz gerekiyor. Yeni eve çıkma planınız varsa ve bu tip şeylere, enerjilere inanıyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk şey mutfağınız. Ana giriş kapınızın karşısında olmamalı. Eğer ana giriş kapınızın karşısındaysa bu evinizde negatif enerjilere sebep olabileceği söyleniyor. Mutfak trendleri arasında set üstü ocaklar mesela şu an çok popüler. Set üstü ocağınız bulaşık makinenizin üstünde yer alıyorsa bence onun yerini değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yine Feng Shui kurallarına göre ateş ve su elementi bir araya geldiği için olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Ocağın konumunu ayarlarken buzdolabının veya bulaşık makinesinin tam karşısında olmaması gerekiyor. En basit ve kolaylıkla uygulayabileceğiniz Feng Shui kurallarından bir tanesi. Eğer mutfakta çürümüş sebze meyve bırakıyorsanız, onların yani hemen işte atmıyorsanız, temizlemiyorsanız bunun da bereketi kaçırdığı anlamına geldiği söyleniyor ve o yüzden buzdolabınızın içinin her zaman temiz ve çürük sebze meyvelerden arındırılmış olması gerektiği söyleniyor. Yine ocak konusunda mesela benim çok şaşırdığım ve bilmediğim bir şey, eğer sürekli aynı ocağın düğmelerini kullanıyorsanız, 4 farklı boyda ocak vardır ya işte, onu mesela kullanırken her birini eşit kullanmanız söyleniyor. Çünkü sadece işte o küçük ocağı kullanırsanız ya da işte sadece bir tanesini yakarsanız evinizdeki bereketin azalacağı, maddi sıkıntılara sebep olabileceği söyleniyor. Bereketin, mutfak bereketin ve refahın temsili olduğu için evinizdeki bereketi arttırmak adına mutfak masanızda ya da işte mutfak tezgahında her daim
taze meyvelerin bulundurulması gerektiği söyleniyor. Ya da kase içerisinde yine mandalinaların olması gerektiği söyleniyor. Yine benim öğrendiğimde çok şaşırdığım bir şey. Mutfakta yer alan musluğunuz işte damlatıyorsa, bir bozukluk varsa onu derhal yaptırmanız gerektiği söyleniyor. Yoksa damlatan muslukların para kaybına sebep olabileceği söyleniyor. Mutfak dekorasyonu yaparken 5 elementinde eşit bir şekilde dağılması gerektiğinden bahsediyor. Her mutfakta 3 temel elementin olduğu söyleniyor. Küçük ev aletleriniz olduğu için metal elementi olacaktır. Ocaktan dolayı ateş elementi olacaktır. Musluklardan dolayı da su elementi olacaktır. Buna ek olarak 2 elementin daha bulunması gerek. Masanızda bir seramik kase bulundurabilirsiniz. Böylelikle toprak elementine yer vermiş olursunuz. Ahşap masa ya da sandalye koyarak ağaç elementine yer vermiş olursunuz ve böylelikle 5 elementi eşit bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Salona geldiğimiz zaman da salon en kıymetli ve en huzur noktası olarak görülüyor. Salon dekorasyonunu yaparken de ağaç ve su elementinden faydalanmanız gerektiği söyleniyor. Mesela salonunuzda yine bolluk ve bereketi arttırmak adına mor menekşelere yer verebileceğiniz söyleniyor. Metal kaseler içerisinde metal paraların bereketi arttıracağı söyleniyor. Küçük saksı çiçeklerinin yine bereketi arttırma konusunda faydalı olduğu söyleniyor. Yine su elementini temsilen ve geleneksel temsilcisi olarak sayılan 8 tane turuncu, bir tane de siyah balıktan oluşan bir akvaryumun salonunuzda yer alması evinizdeki bereketi arttıracağı söyleniyor. Bunlar muhakkak yapılacak, yoksa bunlar olmazsa evinizin huzur olmaz, bereket olmaz anlamına elbette gelmiyor. Bu sizin aslında bu enerjilere inanmanızla alakalı bir durum. Dediğim gibi ben Feng Shui'yi araştırırken çok da fazla kafamda oturtamamıştım. Çok da emin olamamıştım. Dikkat ederek yaptığım bazı şeylerin gerçekten etkisini görmeye başladığım zaman kafamda ona uygun bir şekilde yapabildiğim kadarını uygulamaya başladım. Çünkü dediğim gibi bazı durumlar var. Mesela evinizi taşımış oluyorsunuz ve evinizdeki o alanı yapmanız gereken şekilde dekore etmeniz mümkün olamayabiliyor. Yani mutfak ve salon benim bir şekilde uygulamaya başladığım, adım attığım alanlardan bir tanesi oldu. Yakın zamanda bunu mesela ofis masam için de yapmak istiyorum. Ofis masası için bambaşka şeylerden bahsediyor. Eğer onu da isterseniz onunla ilgili de burada tekrardan muhakkak konuşuyor oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Feng Shui konusunda sizin de kafanız birazcık karışıksa bu video size de ilham olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.